Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bir zeytinyağlı yemek tarifi hazırladım. Bu gördüğünüz yeşil bezelyelerle ya da yaprak bezelye, araka artık nasıl adlandırıyorsanız bunlarla bir yemek yapacağım. Öncelikle bezelyelerimi ayıklamakla başlıyorum. Uç kısımlarını, sap kısımlarını ve kılçıklı kısımlarını ayırıyorum. Daha sonrasında kaşağı, çatala gelebilecek büyüklükte ufaltıyorum bezelyelerimi. Eğer çok küçükler varsa onları bütün olarak kullanacağım. Bazı bezelyelerimin ise bu dış kısımları çok sert olduğu için sadece çekirdeklerini kullanacağım ve bu kabuk kısımlarını ayıracağım. Tüm bezelyelerimi bu şekilde ayıklayıp hazır edeceğim önceden ve hemen diğer bir malzemem olan havucumu doğramaya geçiyorum. Uzunca bir havucum vardı. Bu şekilde 2-3 parmak uzunluğunda olacak şekilde parçalara ayırdım havucumu ve daha sonra bu parçaları da ikiye böldüm. Bu şekilde de uzunlamasına şeritler oluşturuyorum havucumdan. Daha kolay pişmesi için bu yöntemi kullanıyorum ama siz dilediğiniz şekilde havucunuza şekil verebilirsiniz. Doğrayabilirsiniz. Malzemelerimi ayıklama, doğrama işlemlerini bitirdikten sonra yani bütün malzemelerim hazır olduktan sonra hemen pişirme işlemine geçiyorum. Uygun bir tencereye 1-1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim ve üzerine yemeklik doğramış olduğum bir orta boy soğanımı ilave ettim. Bu şekilde birkaç tur soğanlarımı karıştırdıktan sonra beklemeden hemen üzerine doğramış olduğum havuçlarımı ilave ediyorum. Havuçları ve soğanları birlikte kavuracağım yani ikisinin birlikte karamelize olmasını sağlayacağım. Bu şekilde yaptığımız zaman havuçlar çok daha çabuk pişecektir yemeğimizin içinde ve 1-2 dakika içerisinde zaten havuçlarımız da soğanlarla birlikte karamelize oluyor. Daha sonrasında hemen üzerine 1 tatlı kaşığı kadar salça domates salçası ilave ediyorum ve salçamı da iyice kavuruyorum. Herhangi bir yemekte salçamızı bu yaptığımız gibi iyice kavurursak yemekten sonra oluşan o midemizdeki yanma ekşime hissi olmayacaktır. Bu küçük detayı da hemen paylaşayım sizlerle. Salçayı da iyice kavurduktan sonra hemen ayıklamış olduğum bezelyelerimi ilave ediyorum ve birkaç turda bezelyelerimi bu şekilde havuçlarım ve diğer malzemelerimle iyice kavuruyorum. Yani çok uzun süre değil ama birkaç dakika bu şekilde kavuruyoruz ki bezelyelerimiz rengini kaybetmesin. Bezelyelerimiz de hafifçe kavrulduktan sonra üzerine kırmızı biber, toz kırmızı biber ve tuzunu ilave ediyorum. Ve bir tane de zeytinyağlıların olmazsa olmazı bir tane küp şekerimi ilave ediyorum. Bütün malzemelerim bu şekilde birbirine özleşene kadar iyice kavuruyorum bu şekilde gördüğünüz gibi bezelyelerimiz, diğer malzemelerimiz rengini kaybetmemiş oldu. Hemen bu aşamada domatesini ilave ediyorum. Benim bu bardağımla ölçtüğüm domates sosum kışlık olarak hazırladığım domates sosuydu. Artık onları da bitirmenin zamanı geldi. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Eğer siz bu şekilde sos olarak değil de taze domates rendesi veya doğranmış domates kullanacaksanız bir tane büyükçe domates doğramanızı veya rendelemenizi tavsiye ederim. E, tabii kullanacağınız bezelye ölçüsüne bağlı olarak da değişecektir ama eğer bu miktarda yani ben yarım kilo kullandım. Yarım kilo için yeterli gelecektir büyükçe bir tane domates. Bu arada aynı bardak ölçüsüyle de bir su bardağına yakın e, su ilave ettim yemeğime. Ben çok sulu bir yemek yapmayacağım için şekilde ayarladım suyunu. Eğer siz sulu yapacaksanız birazcık daha bezelyelerin üzerine geçecek kadar su ilavesi yapabilirsiniz. Benim bu gösterdiğim şekilde sadece tenceremin tabanını bürüyecek kadar su oldu. Yemeğimde ve tabi domateslerin de kendini bırakacağını suyunu salacağını hesap etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yaklaşık bir 15-20 dakika sonra ara ara karıştırarak ara ara kontrol ederek yemeğimi pişirmiş oldum. Gördüğünüz gibi suyu da tamamen yeterli gelmiş Oldu bana göre yeterli yani Eğer siz daha sulu yemek istiyorsanız Dediğim gibi birazcık daha fazla Su ilavesi yapabilirsiniz e, Pişme işlemi de süre olarak Çok süre veremiyorum Bezelyenize göre fark edecektir ama Yaklaşık bir 20 dakika içerisinde e, Kısa yakın orta ateşte Yemeğiniz hazır olacaktır e, Çatal testi ile Havuç ve bezelyelerinize batırarak Pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz Yemeğinizi Zeytinyağlıları soğuk tüketmek makbuldür ama ben de çok soğuk değil ılık olarak servis edeceğim. Yaklaşık bir yarım saat sonraki dinlenmiş halini göstermek istedim sizlere ve bu şekilde servis edeceğim yemeğime. Şöyle servis ederken de yakından göstermek istiyorum bezelyelerimde renk kaybı olmadı gördüğünüz gibi yemyeşil bezelyelerimiz turuncu havuçlarımız yemeğimizde kendi rengini koruyarak pişmiş oldu. Ben servis ederken pilavla servis ettim yemeğimi ama siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yemeğimizi zeytinyağlı hazırladığımız için soğuk olarak da servis edebilirsiniz. Ben söylediğim gibi ılık olarak pilavımın yanında servis etmeyi uygun gördüm. Benim zeytinyağlı yaprak bezelye tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı unutmayın lütfen. Tüm soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.